Tebrik ediyorum seni. SBS ödül törenimize hoş geldiniz Doğuş Eralım Bey. Seviye belirleme sınavı yaptık ve ödül törenimizde muhteşem ödüller vereceğiz sana. Ve aynı zamanda bu SBS sınavımızın sonuçlarını şimdi sana göstermek istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz hocam? İnanılmaz güzel bir sınav geçti. Arkadaşlarımız kendi seviyelerini belirlediler. Sadece 10'ar soruluk, yani Türkçe matematik fenden 10'ar soruluk sorularla aslında seviyemizi belirleyebildik. İşte şimdi sizinle beraber 0 ile 4 net arasında net yapan arkadaşlarımızın yüzdesini vermek istiyorum. İnsanların, yani sınava giren insanların %20 tam onda 7'si, yani 20,7'si aslında 5 kişiden biri. Aynen, 5 kişiden birisi. Yani on binlerce öğrenci girdi ve bu on binlerce öğrencinin %20,7'si aslında 0-4 net arasında yaptı. Aynı zamanda %28,2'si de 4-6 net arasında yaptı ve 6-8 net arasında bir yığılma var. Süpersiniz. Gerçekten harikasınız hepiniz. %41,4'müş bu arada. Onu da söylemek istiyorum. %41,4'ü. Ondalık gösterim. 8-10 net arasında yapan arkadaşlarımız da %8,7'si. Yani bu arkadaşlarımız da mesela 0-4 net arasında yapan arkadaşlarımız sıfırdan çalışmalılar. Sıfırdan kaynaklarımızla da çalışabilirler ve sıfırdan derslere konu anlatımıyla çalışmalılar. Hemen sana söylemek istiyorum. Konu anlatımı artı temel sorular. Bunu lütfen not alın arkadaşlar. Burada %28,2 kısmı, yani 4,6 net arasında yapan arkadaşlar da düzen kurmalılar. Yani buradaki arkadaşlarımız yine temel sorular çözmeliler ve ardına yeni nesil soruları mutlaka eklemeliler. Şimdiden buraya tavsiyelerimizi veriyoruz. 6-8 net arasında yapan arkadaşlarımız da vites arttırmalılar. Artık temel soruların yanında bir de bol soru ve artı yeni nesil sorular çözmeliler. Onu da söylemek istiyorum. Ve 8-10 net yapan arkadaşlarımız, tebrik ediyorum hepinizi. Bu arkadaşlarımız da artık sadece yeni nesil soru ve deneme yapmalılar arkadaşlarımız. Şimdiden söylüyorum, zirveyi hedefleyen arkadaşlarımız. Bu 10'ar soruluk 30 sorudan yapılan yığılma da aslında bize çok güzel bir sınav olduğunu gösteriyor. Şimdi sizinle beraber yeni SBS sınavları yapacağız. Ama şimdi SBS bize ne kazandırıyor? Ne kazandırdı hocam? En öncelikli hedefimiz şu: hangi seviyedeyiz onu bulabilmek. Yani hangi seviyedeyiz bulduktan sonra biz konu anlatımını mı çalışalım, temel sorular mı çözelim, yeni nesil soru mu çözelim, deneme mi çözelim, bunu anlıyoruz. Eksik ve iyi olduğum konuları anlamamıza yardımcı olacak. Sonraki SBS'lerimizde hangi konudan eksik olduğunuzu teker teker göstereceğiz. İhtiyaçlarım neler, onu anlatacak bize. Yani zor kaynaklarla mı çalışalım, kolay kaynaklarla mı çalışalım, hangi sorularla kendimizi test edelim, bunu gösterecek ve sınav tecrübesi de kazandı. En önemli şeylerden bir tanesi, sınav tecrübesi kazandık bu sınavla beraber. Şimdi sınavı kimler fulledi? Sınavı 27 kişi fulledi. Yani on binlerce arkadaşımızdan sadece 27 kişi fulledi. Hani LGS mantığında bir sınav oldu ve gerçekten de sadece 30 soru. Full doğru demek aslında. Hmm. Bütün soruları doğru yapan arkadaşlarımız. Peki bu arkadaşlarımızdan Şampiyonlar Ligi nedir acaba? Yani 10 kişiye ödül verecektik. Hepsi full yaptı, 27 kişi. Nasıl yapacağız? İşte bitirme sürelerine göre bir analitik yaptık. Bitirme süresi daha erken olanlar tabii ki daha öne geçtiler. Ve işte bu 10 arkadaşımız, Şampiyonlar Ligi. Mesela Yağmur Höbek en kısa sürede full yapan arkadaşımız. Ardından Fatma Işık Peker ve Berrak Ertürk. Bu üç arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten de harikasın. Bu üç arkadaşımız evladım benim. Derece seti kazandılar ve aynı zamanda LGS derece seti içinde zor ve ötesi, hedefin derece ve paragrafta son nokta var. En kazık soru bankaları bunlar aslında. Çünkü full yaptılar zaten. Derece seti kazandılar ve aynı zamanda Tonguç Plus aboneliği kazandılar. Tonguç Plus üyeliği kazandılar. Hilal Dimitrius farklı bir ülkeden galiba hocam. Devam ediyoruz. Ondan sonra 4. Talha Aydın. Ardından Toprak Cankurt. Ardından bir Bilge Türkan. Ardından Begüm Zeynep Yapıcı, Hilal Dimitrius ve Fatma Işık ve Duru Dülger. Ve bu arkadaşlarımız da derece seti kazananlar. O zaman SBS sonuçlarımız bize her zaman kazançlı olabilmesi için lütfen, ama şuna dikkat edin lütfen. Hangi seviyedesiniz? Yani mutlaka ilk seviyede misiniz? İkinci basamakta mısınız? Üçüncü basamakta mısınız? Ona dikkat edelim ve burada çalışacak arkadaşlarımız sıfırdan kaynaklarımıza, sonrasında taktikli kaynaklarımıza, sonrasında dinamo kaynaklarımıza, en zoru da zoru bankalarıyla çalışmalarına devam edebilirler. Aslında kaynaklarımızın da
burada nasıl çalışılacağını, hangi seviyede hangi kaynaklarımıza çalışacağımızı da gösteren bir sınav oldu. Hadi bakalım o zaman eksiklerimizi kapatalım ve yolumuza devam edelim. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.